Selam. Nereden çıktı bu buluşma? Ya senden bir şey isteyeceğim. Laf mı bu? Ne yapabilirim senin için? Ya benim için değil, Genco için. Genco? Evet. Şu depremde kaybedip sonra bulduğu yakını var ya, karşısına çıkıp kendisini tanıtamadığı yakını. Sana da bahsetmişti hani. Evet. İşte bugün onunla buluşacak. Sahi mi? Ne kadar sevindim anlatamam. İyi de ben yani... Deprem konusunda seninle dert ortaklığı yapmıştım bütün gün. Senin onu benden daha iyi anlayacağını düşünüyor. Yakınını bir yere çağırmış. Orada söyleyecek her şeyi. Ama sonrasından emin olamıyor. Seni oraya götüreceğim. İhtiyacı olursa yanlarına gidip yardımcı olmanı istiyor Genco. Gerçekten kolay bir durum değil. Ama bunu yapabilirim. Bana güvendiği için sevindim aslında. Öyleyse yürü hadi. Hemen mi? Evet, hemen. Olur. İlk işaret geldi Genco. Hadi bana eyvallah. 2 saat sonra gelirim. Sağ olasın. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Lafım olur. İşte burası. Tarihi bir olaya tanıklık edeceğim resmen. Tanıklık ettikten sonra tarihi lafın ne kadar küçük kaldığını göreceksin. Ben buradan dönüyorum. Ama ben yalnız mı? Böylesi daha doğru. Hadi size iyi şanslar. Alo? Genco. Özge birkaç dakika sonra yanında. Sağ ol Pınar. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Baba. Bunu anneme yapamazsın. Özge! Özge! Gece, deprem gecesi bu parçayı çalıyordum. Ay ışığı sonadı. Karanlık gökyüzünün aydınlanmasını bekler gibi heyecanla. Ama hep aynı yerde takılıyordum. Seslere uyanmıştın. Sessizce yanıma kadar gelmiştin. Tıpkı böyle. Niye hep aynı yeri çaldığımı sordun. O geceden sonra... Bir daha çalmadım bu parçayı. Nefret etmiştim. Kabusum olmuştu. Ama şimdi kabusum olan bu parça bana kardeşim Gülay'ı getirdi. Gülay. Gülay sensin Özge. Genco. Özge gitti Genco. Geldiğini söylemiştin. Kapıda demiştin. Evet gelmişti. Buradaydı. Ama sonra aniden kaçtı ve taksiye binip uzaklaştı. Çaldığımı duyup kaçtı yani. Ben ne olduğunu anlamadım. Korktuğum başıma geldi işte. Özge, biz arkadaşız. Her şeyi konuşuruz, unuttun mu? Anlamıyorsun Pınar, bu ailevi bir mesele. Biliyorum. Biliyor musun? Nasıl yani? Ben de tesadüfen öğrendim. Sana söyleyecektim ama... Ne yani? Biliyordun ve benden sakladın, öyle mi? Bunu nasıl yaparsın Pınar? Özür dilerim Özge. Ama ben de söz vermiştim, anla beni. Nasıl ya? Baban mı istedi yoksa benden saklamanı? Baban mı? Evet. Babamla aranızda anlaştınız herhalde. Bir dakika. Bunun babanla ne ilgisi var bilmiyorum ama... Yani sen bugün Genco'dan niye kaçtın?
Genç odan mı? Evet. Hani restoranın önünde ayrıldık seninle. Sen tam içeri girecektin. Tüh, ben tamamen unuttum onu. Çocuğa da ayıp oldu. Yatağın barın kapısından girecekken birden... Arayıp söyleyemedim de acil işim çıktı diye. Nasıl yani? Bir dakika. Şimdi Genco'yla bir ilgisi yok bu sıkıntılı halini yani, öyle mi? Ay öf Pınar, ailevi mesele diyorum, Genco'yla mı ilgili diye soruyorsun. Değil işte. Sen bir şey diyordun. Biliyordum, söylemedim falan. Aa. Neymiş bildiğin? Yok yok, yok bir şey. Ben yanlış anlamışım. Seni öyle üzgün görünce yani benim söylediğimi söze kırıldın falan sandım. Ya peki Genco'yla buluşacağınız o restoranın kapısında ne oldu Özge? Neden son anda içeri girmekten vazgeçtin? Anlatamam. Ama biz... Üstüme gelme Pınar. Ailevi bir mesele işte. Senin kimseye anlatamayacağın bir sırrın yok mu hiç? Haklısın, var. Kusura bakmazsan biraz yalnız kalmak istiyorum. Tamam, sen bilirsin. İstediğin zaman arayabilirsin beni. Sen bu saatte burada. Hayalet gibi. Belki de en doğrusu bu. Özge için hayalet olarak kalma. Anlamadım. Boş ver. Nasıl boş ver? Ne dedi ki Özge? Konuştum. Ya çatlatma adamı, söylesene. Sevindi mi? Kaçtı. Ne? Özge her şeyi anladı ve kaçtı Ahmet. Beni görmemek, dinlememek için. Konuşmak bile istemedi. Haklı çıktım Ahmet. Korktuğum başıma geldi. Haklı çıktım, ne yazık ki. Özge asla kabullenmeyecek beni. Abi demeyecek. Bu kadar karamsar olma. Bırak düşünsün biraz. Yani o da şaşırmıştır şimdi. Pınar da böyle söylüyor ama... Al işte. Aklın yolu bir. Bırak. Düşünsün biraz. Sonra gelir abicim diye boynuna sarılır. Keşke dediğiniz gibi olsa. Ya Pınar yatıştırır onu. Şu anda konuşuyordur belki de. Konuşmasını da istemedim aslında. Bunu ona da söyledim. Bence konuşuyorlardır. Bir ara istersen. Bilemiyorum Ahmet. Biraz... biraz soğuk ayrıldık biz Pınar'la. Ne yapıyorsun Ahmet? Ya Ahmet bırak şunu. Genco. Ha, merhaba Ahmet. Merhaba yenge. A, pardon Pınar. Ya kusura bakma, rahatsız ettim seni de. Ya Genco hırtlık yapıyor. Seni aramaya çekiniyor da. Ahmet ne yapıyorsun sen? Aslında ben de seni arayacaktım zaten şimdi. Eğer yanındaysa telefonu Genco'ya verir misin? Ona güzel bir haberim var. Tabii veririm. Seni istiyor. Ahmet ne yapıyorsun çocuk gibi? Vallahi güzel bir haberi varmış sana. Alo, merhaba. Benim Genco. Genco, korktuğun başına gelmedi. Haklı çıktım işte. Ne demek bu Pınar? Lütfen beni teselli etmeye çalışma. Seni teselli etmeye çalışmıyorum Genco. Dinle beni. Senin piyano çalmanla alakalı değilmiş. Başka bir şey olmuş. İçeriye girmemiş bile. Piyanodan değil, anlıyor musun? Korkuların boşunaymış. Özge senden kaçmamış. Nasıl? Peki neden? Neden içeri girmemiş ki? O kadarını ben de bilmiyorum. Söylemiyor. Ya
bildiğim bir şey varsa oradan uzaklaşmasının seninle ilgisi olmadığı. Emin misin? Evet, eminim Genco. Konuştum. Hiçbir şey bilmiyor seninle ilgili. Konuşmakla doğru davranmışım demek ki. Hala kızgın mısın bana? Bilemiyorum Pınar. Konuşmanı istememiştim. Ama yine de sanırım kızgın değilim. İyi geceler. İyi geceler. Pınar. Seni seviyorum. Ben de.